Arkadaşlar öncelikle videoma hoş geldiniz. Şu an Kocaeli Kandıra cezaevini geçtim. Güvercinli göletine doğru gidiyorum. Şimdi bir introm girsin. Ben de oraya tekrardan bir haritadan bakacağım nereden gidiliyor falan diye. Siz de geleceğiniz zaman bakarsınız ama bu videoda nasıl bir yer olduğunu göreceksiniz. Introdan sonra görüşürüz. Yapıştırın lan! Bu göle daha önce ben hiç gitmedim. İlk defa sizlerle beraber ben de göreceğim. Navigasyondan baktığım kadarıyla bu yoldan gidiliyor ama şu an navigasyonu beni yönlendirmesini de istiyorum açıkçası. Ama bir şey söylemiyor. Bu aralar Yandex'te bir problem var. Map söylüyor ama Yandex söylemiyor. O yüzden ben şimdi bir gölgede durayım. Yandex'i kapatayım, Maps'i açayım. Bilmediğimiz yer kaybolmayalım. Gerçi kaybolsak ne olacak? Hava şu an aşırı sıcak değil. Yani 30-35 derece civarlarında ama niyeyse çok sıcak gelmedi bana. Köy yollarında gezmiş oluruz. Asfalt güzel. Aslında az önce bir tane yol daha vardı. Tam cezaevi sapağından aşağı doğru gidildiğinde bir yol gösteriyordu. Çok kısa bir bölümüne asfalt atmışlar. Ondan sonra kötü bir yol. Yani komple bozuk toprak bir yoldu. Girmek istemedim. Yani şu yol gibi bir şey, tarla yolu gibiydi. O yüzden burayı tercih ettim. Etraf komple mısır. Buralarda mısır fazla var. Gölün dibine kadar böyle asfalt yolda gitsek çok iyi olur. Bu neymiş ya, koca koca elma ağaçları. Ya bu Kocaeli, Kandıra falan meyve ağacı etrafta çok fazla var. Tabii ki de birçoğu sahipli, yani tarlaların içerisinden çıkıyor ama tarlaların içerisinden çıkmayan yolların kenarlarında da çok fazla var. İnsanın gördükçe de canı çekmiyor değil. Şimdi burada bir sapağa denk geldik. O yüzden ben şöyle hemen incirin altında durayım. Haritadan tekrardan bir bakayım. Ondan sonra yanlış gitmeyelim. Çünkü yönlendirmiyor şu an. Bir bakayım ben. Şimdi Yandex'i kapattım. Google Maps'i açtım. Buradan böyle düz devam et dedi. Fazla da bir yolum yokmuş. Bakalım. Gittiğimizde değecek mi? Bu arada güncel yakıt bilgisi de vereyim arkadaşlar. Temmuz sonu 2023'te ben bu videoyu çekiyorum. Mazot ve benzin şu an ortalama 36-37 lira arasında bir fiyatta. Siz bu videoyu izlediğinizde mazot benzin ne kadar oldu aşağı yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Bakalım ne kadar zamanda ne kadar fakirleşmişiz, bunu da görmüş oluruz. Şimdi buradan sağ olması lazım. Bu yine konuşmuyor şu an, niye öyle oldu? Acaba ana yoldan ayrılmamam gerektiği için mi konuşmuyor? Bak onda emin olamadım. Gökyüzünün böyle parçalı bulutlu olması sanırım manzara anlamında daha hoş görünüyor olabilir kamerada. Tamamen mavi olduğunda bu kadar hoş görünmüyor sanki, değil mi? Fikirlerinizi yazsanız arkadaşlar siz de aşağıya. Şu an kullandığım yol daha önce hiç kullanmadığım bir yol. Bu yolu geri dönmem büyük ihtimalle. Şimdi göleti bulurum. Aslında yanıma bir şeyler alsa mıydım? Denk gelirsek bir market falan, kendime bir içecek falan bir şeyler alayım. Ama doğru yolda olup olmadığından da şu an %100 emin değilim. Biraz daha gideyim, yine bir gölge bulunca tekrardan bakarım. Çünkü hiç konuşmuyor şu an kulağımda. İntercom da açık ama. Gideceğimiz köyün ismi de yazmıyor. Güvercinlik Mahallesi diye geçiyor. Ama o da yazmıyor. Şimdi zaten gölgedeyiz. Ben bir tekrar bakayım. Gölge aramama gerek yok. Kaybolmaktansa emin olalım. Bakalım. Evet, doğru yoldayız. Ortala diyelim. 6.7 kilometre 12 dakika diyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar size de. Görün şekli bu şekilde. Etrafında yol görünmüyor. Bakalım nasıl bir yer çıkacak karşımıza. 12 dakika diyor. Tabii biz motosikletle bunu daha hızlı alırız. Sanırım bir 10 dakikaya gölün orada oluruz diye tahmin ediyorum. Cebimi kapatayım. Devam edeceğiz. Sizler de arkadaşlar imkan varsa bir çay kahve koyun. Güzel böyle gezmelik, doğal turu olan bir video oluyor. Sizler için de izlemesi keyifli olur inşallah. Yol kenarlarında bayağı bir erik ağacı var. Siz kamerada seçemiyorsunuzdur ama bayağı kızarmışlardı mevsimden dolayı. Şimdi böyle buz gibi bir
Eriko şoför olsa güzel olurdu. Köy yollarında fazla da hız yapmamak lazım. Yolu hayvan atlar, traktör atlar, bir şey atlar. Ama bir an insanda gaza gelmiyor değil. GSX Harbin'le böyle yollarda gitmek de hoşuma da gidiyor. Çünkü istediğim gibi motoru bağırtabiliyorum, sesini dinleyebiliyorum, kimseyi rahatsız etmiyorum köy yerlerinde. Köylüler insan değil mi yazmasa şimdi kimse, yalandan duyar kasmasın. Yani burada da bu egzoz sesiyle kimseyi rahatsız etmiyorum arkadaşlar, görüyorsunuz ev falan yok hiçbir yerde. Ya bir de YouTube'da böyle bir gereksiz tayfa var. Aga insan her şeyimi eleştirir. Yani hayattaki amacı bunları yapanların anca bir şeyleri eleştirelim. Aa bak, bir yol Akmeşe'ye de gidiyormuş. Biz de buradan gideceğimize göre çıkışı Akmeşe'den yaparız. Başka işleri güçleri yok. Videoları izliyorlar. Anca eleştiri, anca eleştiri ve yalandan yere. Sağ taraf ayçiçek tarlası. Bayağı da bir var ha. Aa bak, yol kenarında da var. Ama olmuşlar mı ki acaba? Hiç de anlamam bu işlerden var ya. Tarla bağ bahçe işlerinden anlamam arkadaşlar. Köyde büyümedim. Ha yine bir şeyler yetiştiririm, ekerim. Sonuçta Google'a yazdığınızda bulamayacağınız bilgi yok ama şu an kayıtlı olarak beynimde de bu bilgiler yok. Yani nasıl yapılır, nasıl edilir? Ama öğrenilir. İsterim ya şöyle şehre yakın bir yerde, istediğim bir bölgede güzel böyle bir köy hayatı, ama köy evi değil, daha çok böyle villa gibi. Gerçi ben daha önce bir videomda daha bundan bahsetmiştim. Maliyetlerinden falan da bahsetmiştim. Aynen, Yuvacık Barajı'na gittiğimiz videoydu. O zamanlar 700-800 bin liraydı galiba maliyeti de, şimdi 2-3 milyon liraya geçti. Vay arkadaş ya. Bir şey yapmak istediğimiz hayaller hep gitgide bizden uzaklaşıyor. Ama gelirlerimiz onlara yaklaşmamızı sağlamıyor. Kötü. 500 metre sonra sağa dönecekmişim. Aslında bu çok da iyi bir haber değil. Bozuk yola da sokabilir bizi. Ha geçen ne oldu bak arkadaşlar, ondan bahsedeyim. Sakarya'da birkaç yayla gezelim dedik. Acelle yaylasına gittik. Abi navigasyon bizi öyle bir yerden götürdü ki, bak şu an sağa dönün diyor. Navigasyon bizi öyle bir yerden götürdü ki, ha bak güvercinlik diyor, baraj diyor. Bu saatten sonra navigasyona da ihtiyacımız yok. Ha şunu bir anlatayım ya. Yaklaşık bir dakika, 200 metre sol, tamam. Yaklaşık yarım saat 45 dakika boyunca bizi böyle fındık bahçeleri, fındık tarlaları arasından o kadar bozuk yollardan götürdü ki navigasyon. Ha bir yerden sonra güzel bir yola bağladı. Ondan sonra yine bozuldu. Ve o kadar nefret ettim ki, ulan dedim keşke gelmeseydim dedim ya. Arabayla gittim bu arada. Tam da arabanın ön takımına bayağı bir para harcamıştım. Yaklaşık 9 bin lira kadar. Bu ara niyeyse araba beni ön takımdan çok fazla üzdü. Oo yola bak, asfalt oldu bir anda. Geçenlerde arabanın muayenesi bitmişti. Ön takımda da bir ses vardı. Tam da birbirlerine denk geldiler. Dedim yaptırayım. O zaman bayağı bir para harcadım. İşte ön takımla alakalı bir şeyler değişti arabada. Oo baraj göründü. Dur hemen anlatacağım bir şey anlatayım, bitireyim. Geçenlerde yine arabanın ön takımında bir lukurtu başladı. Dedim götüreyim. Abi amortisörler patlamış. Amortisör takozları bozulmuş. Ondan sonra neydi lan onların ismi? Bak şimdi aklıma gelmedi adı ya. Şey jant bilyalar arkadaşlar. Onlar bozulmuş. Bunların hepsiyle orijinal parça kullandığımız için bir de 8-9 bin lira civarında bir para gitti. Ön takımdan beni bayağı bir üzdü. Tam da onun üstüne acele ailesine gideceğiz diye o kadar bozuk yollardan gittim ki resmen pişman oldum. Dedim Allah belasını versin böyle yolun. Neden bu kadar bozuk bir yol var ve neden bu kadar övülüyor dedim. Bu kadar bozuk bir yola rağmen. Ama ondan sonrasında da arkadaşlar aşağı inerken dedim navigasyonu kapatacağım. Tabelaları takip edip Akyazı'ya ineceğim. Abi öyle bir yoldan indim ki hem çok hızlı indim hem de yol çok temizdi. Yani navigasyon sizi her zaman güzel yollardan götürmüyor. Yalnız burası da güzelmiş. Bak ben burayı beğendim. Şimdi yine konumuza geri dönelim. Bu yol komple gölün etrafında dönüyor mu? Bilmiyorum. O yüzden soldan bir devam edeyim. Abi burası güzelmiş ya. Oo vallahi güzelmiş ha. Şöyle bir dönelim bakalım. Burada kamp yapan insanlar var. Ben buraya gelirim ya.
sandalyemi masamı alıp. Su akıyor mu ya? Çok şiddet bakmıyormuş. Susadım. Gerçi böyle çeşmelerden de su içmeye biraz tırsmıyor değilim. Geçenlerde midemi bozdu. Bayağı bir karnım ağrıdı. Evet, şimdi nereye geldik? Şimdi Güvercinlik göletine geldik arkadaşlar. Yolu gördünüz, yol çok güzelmiş. Asfalt yol. Ben sevdim açıkçası. Siz de bence buraya gelin. Arabayla mı gelirsiniz, motorla mı gelirsiniz? Artık neyle gelirsiniz bilmem ama bu gerçi bu asfaltı da yeni atmışlar. Sonuç olarak güzel olmuş. Şimdi güzel de bir kapak fotoğrafı çekmek lazım. Bakalım nerede çekeceğiz. Ama ben sevdim burayı. Eğer konum olarak da merak ediyorsanız arkadaşlar, navigasyondan bulabilirsiniz kaç kilometre olduğunu, nereden geldiğini falan, gelindiğini. İnsanlar burada yüzüyor. Ben de mi girsem, ne yapsam? Buradan mecbur sağa gireceğiz değil mi? Aa, bir dakika, buradan sağa girersek yol karşıya nereden gidiyor ya? Buradan gitmiyor. Burada yol bitiyor mu? Hayır. Ağaçların arkasından devam ediyormuş, şimdi fark ettim. Ben şu navigasyonu bir kapatayım arkadaşlar. Hala bana tarif vermeye çalışıyor. Ben şimdi buradan bozuk yola dalıyorum. Gerçekten Suzuki görse bir gün motoru elimden alacak herhalde. Kardeşim biz sen bunu toprak yola gir diye mi yaptık gibisinden. Ulan gerçi millet neler yapıyor ya. Bir tane Hayabusa var bilirsiniz. Adam takmış dişli lastikleri. Bayağı offroad yapıyor motorla. Bayağı geziyor, tozuyor. Ben GSX-R 1000 ile yapmışım. Çok mu? Adamın yaptığı motor GSX-R 1300. Yol evet çok da düzgün değil. Ama önemli de değil. Dünya malını bu kadar esirgememek lazım. Tek esirgeyeceğim şey motorun hararet yapması olur. Onu da yapmaz zaten. Suzuki kendini güzel soğutuyor. Evet, geziyoruz, tozuyoruz. Çayınız kahveniz bittiyse bir tazeleri yiyin arkadaşlar. Keşke benim de şu an yanında bir soğuk içecek olsaydı. Bak dedim ama gelirken de alacak bir yer bulamadım. Ben bilseydim bu kadar rahat bulacağımı, bu kadar güzel bir yer olduğunu vallahi alırdım. Ama ben burayı sevdim. Şehre de yakın, buraya gelinir. Bir de buralarda sivri taşların üzerinden geçip lastiği yarmak da istemem. Bir kere CBF'de başıma geldi. Bütün günümü çöp etti. O kadar uğraştık. Rezil etti bizi. Yani çekineceğim şeyler bir hararet bir de o olur. Onun dışında önemli değil. Oh, yolunda maşallah var. Suya girmek tehlikeli ve yasaktır. E tabii ki yasaktır. Göl yani sonuçta bu. Şurada böyle durup bir etrafı size tekrardan göstereyim. Tabii yine bizim insanımız her zaman olduğu gibi buralara gelir, güzel vakit geçirir. Ama çerini çöpünü görmüş olduğunuz gibi ortalıkta bırakır gider. Hiç şaşmaz abi. Bizim milletimiz bunu yapıyor. Suyun rengi falan da çok hoşmuş ha. Güzel güzel. Şimdi ben buradan yine böyle devam edeceğim. Umarım yol karşıya atlıyordur. Atlıyor gibi de görünüyor. Şöyle komple etrafını bir tavaf edelim. Gerçi dönüşü bu taraftan yapacağım ama yine yol çıkıyorsa asfalta oradan beni çıkartsın. Oradan pis bir koku geldi burnuma ama ne kokusu acaba? Oradan yine devam ederiz. Kapak fotoğrafı için burası nasıl acaba? Bir tane çekeyim dursun. Nasıl arkadaşlar, beğendiniz mi? Siz de yorumlara yazın. Güvercinlik göleti. Ben şimdi kaydı kapatıyorum. Size de yollarını falan göstermiş oldum. Yine buradan devam ederken kaydı açacağım. Benim şimdi birkaç fotoğraf işim var. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz da şundan bahsedeyim. Bu tarz videoların kanalda çok bir alıcısı yok. Yani çok bir izleyeni yok bu videoların. Ama ona rağmen neden çekiyorum? Çünkü kendim ben burayı keşfetmeye geliyorum. E geliyorken de kameramı açıp sizlere buraları niye göstermeyeyim? En azından sizlere de bir faydası dokunsun. Gelmek isteyenlere ya da güzel vakit geçirmek için bir yer arayıp bulamayanlara rehber niteliğinde olsun diye kameramı da kayda sokuyorum. E kendime de anı biriktirmiş oluyorum. Ben yıllar sonra açar bu videomu izlerim. Ulan ne motorlarla nereye girmişim gibisinden. Yani demem o ki videoların izlenmesi pek de, hani bu tarz videoları söylüyorum, umurumda değil. İstediği kadar az olsun. İsterse 1000 kişi izlesin.
Hani çok da dertlenmem. Ah işte benim uyudum, neden izlenmedi? Çünkü zaten fazla izlenmeyeceğini bile bile kayda giriyorum. Editine uğraşıyorum. YouTube'a yüklüyorum. Tabii siz yine de videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz bir aboneliğinizi alırım. En azından şurada harcamış olduğum benzine, emeğe karşı bir like atarsınız diye düşünüyorum. Ve size güzel güzel de manzaralar gösteriyorum. Gerçi buralara uygun bir motorla gelmek daha tatlı olur. Daha hızlı gidiyor. Bununla da çok hızlı gidilir ama lastiği yarma ihtimalimiz olduğundan dolayı yol soldan gidecek tabii. Sağdan gidersek gölün içine gireriz. Nereye gideceğiz? Böyle böyle devam. Ulan güzelim memleketimin ne güzel yerleri var be. Ben neye anlam veremiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Tabii ki de herkesin ne yapacağına da karışamayız. İnsanlara karışma hakkımız yok. Herkes özgür. Eleştirmek de haddime değil. Ancak imkanı olanlar için söylüyorum. Abi o kadar doğada gezilecek, görülecek yerler var ki. Ama bazı insanlar hep böyle bir kafe kafe gezmenin peşinde. Ya da ne bileyim, kapalı kapalı alanlar. İnsanların birbiriyle yüksek yüksek sohbet ettiği ses olarak. Ondan sonra sigara dumanından durulmadığı AVM'ler falan. Ya gidilmesin değil, gidilsin de sürekli hayatı sevenler de var. Ben de ona anlam veremiyorum. Abi imkanım varsa, bak yine söylüyorum, imkanım varsa. Yoksa yapacak bir şey zaten. Abi çık gez be. Çık dolaş. Yeni yeni yerler keşfet. Ulan şu İzmit'te keşfetmediğim göl, baraj kalmadı. Anlamıyorum abi insanlar niye bu kadar AVM meraklısı, öyle yerlerin meraklısı. Yol mu bitti lan? Ana sanki yol bitiyor arkadaşlar. Yol biterse ne olacak? Geri döneceğiz bu yolu. Bakalım. Yok be, devam ediyor ya. Ediyor. Biz de göl manzarasında devam ediyoruz. Eğer bir çeşme falan bulursam biraz içerim. İnşallah bir şey olmaz. Mide ağrısı falan. Bir de bir elimi yüzümü yıkamak isterim ya. Sıcakladım. Hadi bir çeşme. Tüh, yok. Arkadaşlar yol gitgide ormana bağladı. Bakalım bu yol nereye çıkartacak bizi ama manzara nefis değil mi be? Manzaraya bak. Oo, çok güzel kokuyor. Gerçekten Suzuki görse motor elimden alır ya. Bu ne kardeşim? Arkadaşlar bir anda gece oldu gibi oldu. Niye öyle oldu? Abi şuranın güzelliğine bak. Ben burada durup fotoğraf çekeceğim. Arkadaşlar ben bir fotoğraf molası veriyorum. Hadi birazdan görüşürüz. Şu an kameradan size ne kadar güzel görünüyor bilmiyorum ama gerçek gözle o kadar güzel ki arkadaşlar. Anlatamam size ya. Ulan şehre bu kadar yakın, bu kadar mükemmel bir yeri ben daha önce niye keşfetmemişim? Gerçekten şu geçit, şu kısım çok hoşuma gitti. Ağaçlar böyle kapatıyor. Aşağısı gölge, serin, manzarası çok güzel. Vallahi nefismiş. Hadi şimdi devam edelim. Videoyu da büyük ihtimalle başladığımız yerde bitiririz. Çalıştırıyorum. Devam. Az önce bir tane kamyonet geçti. Yani çok da ıssız bir yer değilmiş. Ve o kamyoneti gördüğüme de şöyle sevindim. Demek ki yol gölün etrafında tamamen dönecek. Ondan yana da bir sıkıntı olmadığını öğrenmiş olduk. Buraya kesin gelin arkadaşlar. Buradan memnun kalırsınız. Geldiğinizde de bana teşekkür edersiniz. İyi ki oraya çekmişsin. Biz de görmüşüz, öğrenmişiz diye. Motorumuz 96-97 derecelerde. Bazen yüzün üstüne çıkıyor. Fan açıyor. Kendini soğutuyor. Ondan yana da bir sıkıntı yok. Yani sizin de motorunuz çabuk ısınan bir motorsa racing olabilir. Başka bir sınıf da olabilir. Yani çabuk ısınıyorsa sıkıntı olmaz. Kendini soğutabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok sıcak değil şu an. Ben Temmuz'un sonunda bu videoyu çekiyorum. Gerçi bundan birkaç gün önce de İzmit'te 42-43 dereceler görüldü. O sıcakta ben İzmit'te değildim. Az önce bahsettiğim o yayla demiştim ya arkadaşlar. Kendimi yaylaya atmıştım. Dedim şimdi İzmit'te sıcakta boğulmayalım. Şu karşıda güzel bir yapı var. Oradan da aşağıya göle
merdiven iniyor. Güzelmiş orası da. Daha İzmit'in yakınlarında çok fazla keşfedilecek göl gölet kalmadı ama gitmediğimiz yerler var. Benim de gitmediğim, sizleri de götürmediğim yerler var. Oralara da gideriz zamanla. Başka başka motorlarla. Ama baktığınızda en çok da ZY-150S'le böyle göl gölet falan gezmiştim. Racing'de çok fazla gezmemiştim de sanki gölün etrafında tamamıyla dönemeyecek miyiz ya? Şu an böyle bir his geldi içime. Neyse devam. Deli Dürtenler Derneği Başkanı'yla arkadaşlar orman gezimiz devam ediyor. Gerçekten aklı başında insanın böyle bir makineye sokacağı yollar değil buralar. O yüzden Deli Dürtenler Derneği Başkanı diyorum. Şöyle şuradan bir yine bakalım, bir bakış atalım. Şimdi bak şurada bir yol görüyorum. Şu yol böyle bağlanacak, böyle devam edecek. De şurada yol göremiyorum, o nasıl olacak? Neyse, durmak yok, yola devam, hadi bakalım. Üf, alttan bir fan sesi geliyor var ya. Motor kendini soğutuyor Allah'tan. Sola atayım kendimi, sağ taraf çok dikenli. O az önceki kamyonet buradan, aa dikenler var. Nereye gidiyordu acaba? Yine soldan devam edeyim. Ama böyle inanılmaz sektirmiyor yol. Dehşet bozuk değil, normal bozuk. Aa yol mu bitti lan gene, ne oldu? Bir dakika, niye böyle oldu? Arkadaşlar yol bitti. Lan niye böyle oldu? Allah Allah. Dur bakayım. CSX sarı yatmazsın değil mi oğlum? Sen burada bir bekle bakalım. O adam buradan gelmiş olamaz. Arkadaşlar yol bitti. Ulan burada şimdi ne yılan olur ha. Temmuz Ağustos sıcağı bir de. Bu yol devam etmiyor. Yok. Devam etmiyor arkadaşlar. Ben de mecbur şimdi geri döneceğim. Yerlerden bir sesler geliyordu artık. Çekirge midir, yılan mıdır? Hiçbir fikrim yok. Vay be. Yol bizi hayal kırıklığına uğrattı. Geri döneceğiz. Böyle olmayaydı, iyiydi. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Videomuzun sonuna gelelim. Zaten uzun bir video oldu diye tahmin ediyorum. Çok da fazla yalandan yere videomuzu uzatmayalım. Sizlere de böyle güzel bir yer göstermiş oldum. Kendim de güzel bir yer görmüş, keşfetmiş oldum. Bu videomuzdan da bu kadar olsun. GSX'ın da hali bu şekilde. Yol bağlansaydıydı be. Seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beni sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi unutmayın. Ben kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.